Bunların zürriyetlerini, bunlar ne aşağılık herifler ya. El kadar çocuğu siz ne yapacaksınız? Ne? Yani Umut ne yapacağız? Söylesene bir şey. Gideceğiz alacağız abi Adem'i. Kılına bile zarar gelmeden oradan çekip alacağız Adem'i. Aynen. Tamam artık neyse ne yani. Gidelim bu Fecir'in mi? Marco'nun mu? Evlerine gidelim. Basalım gırtlaklarına ya. Ne ev basması Harun ya? Avukatız biz, farkında mısın? Yani savcıyla durumu anlatalım. Gidip polise alalım çocuğu. Hayır hayır arkadaşlar sakın. Bak polis yok. Fecir bu konuda çok net. Ben o şerefsizi çok iyi tanıyorum. Polise haber gittiği an çocuğun fişini çekerler. Fecir'in artık tahta kalesini ben. Ben çok sıkıldım ya bu işten. Vallahi çok sıkıldım ben bu adamlardan ya. Bu işi abi kendi yollarımızla çözeceğiz. Gideceğiz o çocuğun kılına bile zarar gelmeden oradan alacağız. Ve hiç kimsenin bundan haberi olmayacak abi. Ne Arhan Savcı'nın, ne Alev'in, ne de polisin. Suç olsun, illegal olsun, ne oluyorsa olsun abi. Bu işi biz çözeceğiz. Tamam haklısın ama dikkatli olun. Yani bu tehlikeli bir yol. Öyle geri dönüşü falan da yok bunun. Dikkatliyiz merak etme. Abi yaklaştık stadyuma. Sen bizi burada bir yerde indir. Abi dur bir şöyle bir yer bulup indireceğim şimdi. Evet. Güneş. Seninle daha normal şartlarda tanışmak isterdim ama ne yapalım? Ben de. Evet işte. Bu arada başına gelenler için çok üzgünüm. Teşekkür ederim. Umut. Bak. Senin uzaklaştırma kararın var. Sakin sakin. Bir de seni düşünmeyeyim. Ne olursun. Umut abi merak etme. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Dikkat edin yavrum. Gitme dedim. Ayrılma karavandan dedim. Ama dinletemedim ki. Dinlemiyor yani. En kötüsünü düşünüyorsun. Bir şey olmayacak Adem'e. Biz elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bak Umut'u gördün. O da elinden ne geliyorsa yapıyor. Sizi bilmese de o da çok seviyor Adem'i. Sen bu adamları tanımıyorsun. Bunlar çok vicdansız insanlar. Kendi çıkarları için çoluk çocuk kadın hiçbir şey dinlemez bunlar. Daha birbirimizi yeni bulmuşken ya. Ben onun babası olduğunu bile söyleyemedim ben. Bana bak görsün. Bulacağım Adem'i, bulacağım Adem'i. Getireceğim buraya yanıma. Hayatta ilk defa onu kollayan, koruyan birisi var. Babası. Bulacağım Adem'i. Bulacağız. Nereye gideceğimi, ne yapacağımı bilmiyorum. Böyle kaldım arafta Güneş ya. Of. Efendim Ruşen? Umut Şamil'in arabasını GPS yerleştirmeyi başardı. Az kaldı Harun Bey. Şamil bizi Adem'e götürecek. İyi tamam. Umut nerede? Büroda. Yerini tespit ettiğimiz anda plan devreye girecek. Tamam, tamam okey. Siz iyi misiniz Harun Bey? Bir sıkıntı mı var? Hiç sevinmediniz. Yo iyi miyim ben? Gayet iyiyim. Tamam haberleşiriz sonra Ruşen. Tamamdır. Görüşürüz bay bay. Ne oldu? Umut da Adem'i bulmak üzere değil mi? Fecir'in adamının arabasına GPS taktırmış. Eli kulağında. Tamam güzel. Sen niye böylesin ama rahatla hadi biraz. Bak Adem'i bulmak üzereyiz. Bak eğer Adem'i Umut'tan önce ben bulmazsam işler iyice karışacak Güneş. Ama onu dışarıda bırakırsan her şey daha kötüleşmeyecek mi? Bu sefer olmaz. Ben Umut'u bu işin içine sokamam yani. Sokmamam lazım. Sırrımızı öğrenmeyecek. Ben bu işi tek başıma yapacağım Güneş. Ama bu tek başına çözebileceğim bir şey değil. Umut'un planına uymak zorundayız. Hem onu bulursa o zaman Adem'in yanında da oluruz. Ya Umut, Adem'i öğrenirse oyun biter Güneş. Anladın? Anlatabildim mi yani? Ya sen gerçekten bu kadar güvenmiyor musun Umut'a? Hani o senin yol arkadaşın? İnanmıyor musun ona gerçekten? Ah, şimdi inanmamakla ilgisi yok ya. İnandığım için böyle söylüyorum zaten. Bak Umut artık kontrolünü kaybetti. Duygularıyla hareket ediyor. Mantığı devre dışı kaldı. Abuk subuk şeyler yapıyor. Yani Fecir'i az kalsın öldürüyordu ya. Kontrol edemiyorum artık Umut'u. O yüzden de Umut'un bunların hiçbirinden haberi olmayacak. Adem'i Umut'tan önce benim bulmam gerekiyor. Okey? Belki de sen onu artık tanımıyorsundur. Ya sadece kendini düşünmekten çünkü gözün kimseyi görmüyor. Güneş'ciğim, empatinin fazlası da zararlı. Biliyorsun değil mi? Empatinin.
İyi tamam, ben sana o zaman böyle direkt sorayım, net bir şekilde. Sen Umut'a güvenmiyor musun? O ne demek ya? Umut benim kardeşim. Nasıl güvenmiyorum? Hı hı. O yüzden mi her şeyi böyle kontrol etmeye çalışıyorsun? Her şey senin elindeymiş gibi davranıyorsun. Harun, her şey kontrolden çıktı çoktan. Bak Güneş. Adem benim oğlum, tamam? Bu işi benim halletmem gerekiyor tek başıma. Bak sen bu işte tek başına hareket edersen onu da kendinde kaybedeceksin. Bu bir ekip işi. Bu hep beraber çözebileceğimiz bir şey. Tamam. Doğru söylüyorsun. Haklısın. Ama ne olursa olsun Umut'un hiçbir şeyden haberi olmayacak Güneş. Ben bunu tek başına yapacağım. Tamam. Öyle tek başına kahraman olma zamanı değil. Sen yanarsan hepimiz yanarız. Harun bak. Ben seni yeni buldum. Ve ne olursa olsun seni kaybetmek istemiyorum. Ben kendimi kaybediyorum Güneş. Yanımda ol. Ofise gidelim mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.